Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve selam ala Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Bazı insanlar vardır, yaşarlar ve ölüp giderler. Arkalarından tarih hep onları konuşur. Onların ismi tarihte hep ilk başa yazılmış isimlerden olur. Hiçbir zaman asırlar, geçen zamanlar, seneler onları unutturmaz. O zaman öyle bir hayat yaşayalım ki arkamızda güzel bir sada bırakalım. Güzel bir hizmet bırakalım. İnsanlar hem bizim yaptığımız o hizmetten istifade etsinler hem de hayırla yad edilelim. Bu bizim amacımız, hedefimiz olsun. Bir sahabe efendimizi daha bugün tanımaya çalışacağız. Ve sahabe efendimizin adını söylemeden önce birkaç şey söylesem onun hakkında hemen onun kim olduğunu siz bileceksiniz. En az Hazreti Ebu Bekir kadar, Hazreti Ömer kadar tanınmış bir insan. Adı bilinen bir sahabi efendimiz. Yani sosyal statüsüne birazdan değineceğiz. Baktığınız zaman aslında esamesi okunmayacak bir insan olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunması İslam'a muhteşem hizmetleriyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların hangisini çevirip sorsanız onun hakkında birkaç şey size söyleyebilir. Hatta İslami bilgisi birazcık olmuş, oluşmuş bir çocuğa, 6-7 yaşındaki, 8 yaşındaki bir çocuğa deseniz ki, bana peygamberin müezzinini söyler misin deseniz, hemen onun adının Bilal olduğunu söyleyecektir. Hz. Bilal bin Rebah radıyallahu anh, Efendimiz'den bahsedeceğiz bugün. Hakikaten Hz. Ebu Bekir kadar meşhur mu? Hazreti Ömer kadar tanınmış mı? Hazreti Ali Efendimiz kadar İslam adına yaptığı hizmetlerde adını Müslümanların gönüllerine yazdırmış mı? Yazdırmış. Öyle bir sahabe efendimiz. Bilal bin Rebah. Babasının adı Rebah. O da Cumah kabilesinden. Mekke'de Cumah kabilesi var. Onun kölelerinden babası annesi de Hamame Sultan, o da Cumah kabilesinin cariyesi. Bunlar evleniyorlar. Bir köle, bir cariye. Evleniyorlar. Bunlardan doğacak çocuk da elbette köle olacaktır. İşte Bilal de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a peygamberlik görevi verilmeden 30 yıl önce Cumah kabilesinde dünyaya geliyor. Babası hakkında pek bilgimiz yok. Ancak Hamame Sultan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ dönemlerine yetişmiş. Hazreti Bilal'den sonra o da Müslüman olmuştur. Müslüman olduğu için de o da türlü eziyetlere maruz kalmıştır. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz onu da satın alarak, Efendisinden satın alarak azat etmiştir. Hazreti Bilal de işte Cuma kabilesinden olan ve Ümeyye bin Halef'in de kölesiydi efendisi Ümeyye bin Halef. Ümeyye bin Halef dediğimiz zaman hemen aklımıza Darun Nedve'nin önemli şahsiyetlerden birisi gelmeli. Ebu Cehil kadar, Ebu Leheb kadar, o zaman Ebu Sufyan kadar, Ukbe bin Ebi Muayt kadar, Utbe ve Şeybe kadar meşhur olan ve İslam'ın da karşısında bulunan bir adam gelmeli aklımıza. Ümeyye bin Halef işte Hazreti Bilal'in efendisi. Hazreti Bilal 30 yaşlarındayken İslam'la şerefleniyor, Müslüman oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inananlardan birisidir Hazreti Bilal. Hatta Mekke-i Mükerreme'de İslam adına Müslümanlığını açıkça söyleyen 7 tane şahıs adı geçer kaynaklarımızda. Yani hiç kimseden korkmadan Müslüman olduğunu ifade eden, açıktan söyleyen yedi şahsın ismi geçer. Kim var mesela? Başta Resulullah var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebubekir var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı bütün zorluklara karşı amcası Ebu Talip koruyordu. Kendisini siper ediyordu önüne. Hazreti Ebubekir'i de kabilesi olan Teymoğulları koruyor ve muhafaza ediyordu. Ama bundan sonrakilere bakın. Üçüncü olarak Bilal sayılıyor. Hazreti Bilal. Dördüncü olarak Habbab bin Eret var. Beşinci olarak Süheyb-i Rumi var. Süheyb radıyallahu anh. Altıncı olarak Ammar var. Ammar bin Yasir. Yedinci olarak da Ammar'ın annesi olan ve İslam'ın da ilk kadın şehidi olan Sümeyye var. Bu yedisi kaynaklarda Müslüman olduklarını hiç gizlemeden açıkça söyleyen şahıslar olarak bilinir, zikredilir. İlk söyleyenlerden olan sahabiler bunlar. Bu Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in dışında kalanların hepsi köle. Köle geçmişleri var ve hiçbirisinde arkasında bir desteği yok ve hepsi de çok büyük işkencelere ve zulümlere maruz kalmıştır. Yasir e, Ammar'ı biliyoruz. Ammar'ın hem babası Yasir hem annesi Sümeyye'nin bizzat oğulları Ammar'ın gözünün önünde şehit edildiğini de biliyoruz kaynaklardan. Peki Bilal Bilal de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip bu davaya gönül verdiği günden itibaren efendisi Ümeyye bin Halef tarafından akıl almaz işkencelere maruz tutuluyor. Yani öyle ki İslam tarihinde bakarsanız eğer yani kim nasıl işkence görmüş, işkencenin hangi çeşidini görmüş diye bakıp araştırma yaparsanız herhalde Bilal kadar ağır işkence görmüş bir sahabi efendimizi pek göremezsiniz. Hepsinin kendine göre bir sıkıntısı vardı. Bir işkenceye maruz tutulma durumu vardı ama Hazreti Bilal'in farklı. Nasıl oluyor mesela? Mekke'ye gidelim. Hayalimizde Mekke'ye gidelim. Sıcaklık en az 45 derecedir, 50 derecedir. O 45-50 derecelik sıcaklıkta kuma o Mekke'nin dışındaki mahallelerde kuma ayağımızı basmaya çalışalım. Bırakın ayağınızı basmayı. Hani derler ya yumurta koysanız pişer. O sıcaklıktaki bir kum düşünün. Her tarafınızı yakıyor. Dayanmak mümkün değil. Bunu şöyle anlatayım ben. Mekke'ye gidip de Mekke'de bunu tecrübe etmek biraz zor ama birçoğumuzun şöyle bir tecrübe şansı var. Deniz kenarına gidin, sahile gidin, yaz günleri olsun, temmuz olsun, ağustos olsun. Öğlen vakti falan yani yeterince güneş ışınlarıyla kumsaldaki kum ısıtılmış olsun, ısınmış olsun. Ayağınızdan basabiliyor musunuz? Basamıyorsunuz. Zıplamaya başlıyorsunuz. Bir an evvel telliğinizi giymeye ya da denize kendinizi atmaya çalışıyorsunuz. Öyle düşünün. Bir de bunu dereceyi yükseltin. Güneşin derecesini, ışınlarını daha da yükseltin. Ayağınızla basamadığınız okumlara. Hz. Bilal Efendimiz vücudu çıplak bir şekilde dümdüz yatırılıyordu. Yatırıldıktan sonra 5-10 kişinin zorla kaldırabildiği koca koca taşlar, kayalar kaldırılıp onun göğsünün üzerine de koyuluyordu. Ve akşama kadar bekletiliyor bir dakika değil, beş dakika değil, yarım saat değil, bir saat değil. Sonra akşam olunca tekrar kaldırılıyor. Sabah aynı işkenceye devam ediliyor. Bir gün değil, iki gün değil, beş gün değil. İşkencenin farklı farklı çeşitleri var. Bu da onlardan birisi. <laughs> Bazı kaynaklarda demirden zırh ısıtılıp Bilal'in üzerine çıplak vücuduna sarılıyordu. Bütün her tarafı yanıyor, kavruluyor. O su topluyor artık her tarafı hassas hale geliyor. Bütün bu işkenceler ne için yapılıyor? Başında efendisi Ümeyye diyor ki Lat'te, Uzza'de Muhammed'in söylediklerini inkar et. Yeniden bizim dinimize dön diyor. Bunun için yapılıyor her şey. Peki Bilal ne diyor? Bilal'in ağzından çıkan nedir? iki kelime çıkıyor. Ahad, ahad diyor. Allah bir, Allah bir. Allah'tan başkasını kabul etmiyorum. Sizin Lat dediğiniz, Menat dediğiniz, Uzza dediğiniz, taptığınız, önünde eğildiğiniz, secde ettiğiniz her şey benim ayağımın altındadır. Sizi, beni, bütün kainatı yaratan bir olan Allah'tır diyor. Allah. Ahad, ahad deyip bu ısrarını sürdürüyor. İşte böyle bir imana sahip Bilal. Böyle bir imana sahip. Tabi çıldırıyor Ümeyye. Yani nasıl olur? Bir köle nasıl dayanır? Bu kadar işkence altında nasıl kendine göre yola gelmez adam olmaz? Tabi etrafında Ümeyye'ye yardım edenler, Bilal'i tutanlar, yatıranlar, üzerine taş koyanlar da köleler. Arkadaşları yani akşam olunca Bilal'e diyorlar ki ya ne olursun diyorlar. Şu söylenenleri bir söyle. Latte uzze de bizim söylediğimiz gibi söyle kurtul bu işkenceden dedikleri zaman Hazreti Bilal diyor ki vallahi sizin o söylediklerinize benim dilim dönmüyor. Dilim dönmüyor, söylemiyorum, söyleyemiyorum diyor. Söyleyememesi imanın onu engellemesinden kaynaklanıyor. İçindeki imanı engelliyor ondan söyleyemiyor. İşte Bilal bir Rebah bu. Bu işkenceler devam ederken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ümeyye'nin yanına geliyor ve bir adam Allah'a inandığı için bu adama şu kadar işkence yapılır mı diyor. Ama Ümeyye'ye dinlet dinletebilirsen söylediğin sözü dinletemiyorsun. Satın alıyorum diyor ver kaç para istiyorsan vereceğim Bilal'i satın alıyorum. Bilal aslında Ümeyye'nin gözünde pek değeri olan bir insan değil. Çünkü bir kere onun dininden vazgeçmiş. Muhammed'e inanmış aleyhissalatü vesselam. Ama yine de biraz yüksek tutuyor fiyatı. Yedi ukayeye satıyorum diyor. Ukayye bir ölçü birimidir. Şöyle söyleyeyim ben size. Her Ukayye'yi bir kese olarak düşünün içinde para dolu bir kese olarak düşünün. Yedi kese, kese altına satıyorum diye düşünün. Hazreti Bekir tamam aldım diyor. Parasını ödüyor ve Hazreti Bilal'i satın alıp Allah için azat ediyor. Bakıyor ki Ebubekir satın aldı parayı da ödedi. Gülüyor Ümeyye Ebubekir'e ve diyor ki vallahi eğer diyor bir ukayyeye de deseydin ben bu Bilal'i verecektim. Gözden çıkartmıştım bir kere. Ama yedi ukayya da iyi oldu benim için diyor. Epey kar etti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal'in değerini ve kıymetini bütün insanlığa haykıracak su sözü söylüyor. Diyor ki vallahi yedi değil yüz ukayya deseydin yine ben onu verecektim. Yine Bilal'i satan alacaktım. Bilal değerli. Bilal kıymetli. Onun içinde Hazreti Ömer radıyallahu an hep şu sözü söyler. Ebu Bekir'un seyyiduna ve a'takada seyyidana. Ebu Bekir bizim efendimizdir. Bizim başımızın tacıdır. Ve Ebu Bekir bir diğer efendimiz olan Bilal'i satın alıp azad etmiştir. Bilal de bizim efendimizdir diyor. Kim söylüyor bunu? Hazreti Ömer söylüyor. İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer. Bilal'in değeri bu. Bilal'in değeri Allah katında çok yüksek. Çok yüksek. Onun için de Hazreti Öbekir bu değeri bildiğinden dolayı veriyor parayı satın alıyor. Birçok köleyi satın aldığı gibi onu da satın alıp azat ediyor Hazreti Öbekir radıyallahu anh. Sonra arkadaş oluyorlar, kardeş oluyorlar. Aralarında artık güzel bir bağ oluşuyor. Hazreti Bilal böyle. Hazreti Bilal Medine-i Münevvere'ye hicret edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Ebu Rüveyha, Abdullah bin Abdurrahman el-Hasami'ye kardeş ilan ediyor. Hasam kabilesinden Abu Rüveyha'ya kardeş ilan ediyor. Medine'nin havasına alışamıyor ilk günlerde birçok muhacir. Mekke'nin havasına alışmışlar Medine'ye gelen hasta oluyor. Medine'ye gelen hasta oluyor. Bir kısmı hasta oluyor. Hazreti Öbekir de hasta olanlardan. Hazreti Bilal de hasta olanlardan. Sıtma. Titriyorlar, hasta oluyorlar. Öleceklerini zannedecek kadar da ilerliyor hastalıkları. Hazreti Ayşe anamızın bir rivayeti var. Girdim diyor babamın yanına Hazreti Öbekir'i ziyarete gittim diyor. Bilal de yanındaydı. Hastalar bunlar rahatsızlar yatıyorlar. Şiir söylüyor. Bilal'in dilinde şöyle bir şiir var. Ah diyor burada gurbet ellerde mi ölecektim diyor. Ah Mekke bir daha seni görebilecek miyim? Senin şu dağlarını yeniden görebilecek miyim? Senin şu suyundan yeniden içebilecek miyim? Manasında şiir söylüyor. Hadis kaynaklarında geçiyor. Tabi iyileşiyor. Allah şifasını veriyor. Hazreti Öbekir de Hazreti Bilal de iyileşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerin, Müslümanların Medine'de böyle zorlandıklarını görünce işte o meşhur duasını o zaman yapıyor. Elini açıyor. Diyor ki Ya Rabbi bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Hatta ondan çok daha fazla sevdir diyor Medine'yi. Böyle bir duası var Efendimizin Medine için. Onun üzerine sahabe efendilerimiz Medine'yi seviyorlar, alışıyorlar oraya ve orada yaşamaya devam ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da orada vefat ediyor, mübarek bedenleri de orada metfun bulunuyor. Şimdi İslam alimleri arasında Mekke mi daha değerlidir, Medine mi daha değerlidir tartışmasında kimi alimlerin görüşü Medine Mekke'den daha değerlidir... Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedenleri orada bulunuyor. Böyle de bir görüş var Medine-i Münevvere. Ve gidenler bilirler Mekke-i Mükerrem'e mükerrem bir yerdir, değerli bir yerdir, kıymetli bir yerdir. Orada Beytullah var. İslam'ın ilk temelleri orada atıldı. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri orada nazil oldu. İlk mücadele orada başladı. Çok değerlidir. Adem Aleyhisselam'ın ayak izi, İbrahim İsmail Aleyhisselam'ların ayak izi. Birçok peygamberin orada ayak izi var. Hatta metfundur bir takım peygamberler orada. Ama buna rağmen Medine-i Münevvere'ye geçiyorsunuz. Medine-i Münevvere'nin havası farklı. Farklı bir havası var. İnsanı böyle sarmalayan, kucaklayan, rahatlatan bir havası var Medine-i Ve seviyor insan Medine'yi. Ayrılmak istemiyor. Mekke'den de ayrılmak istemiyor ama Medine bir farklı. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının bereketiyledir işte. Hazreti Bilal Medine-i Münevvere'deyken görevi başlıyor. Bakın ilk görevi nedir? Hicretin birinci yılı Mescid-i Nebevi yapılmış bitmiş. Artık Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanıyorlar beş vakit için. Namazlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında iyi eda ediyorlar. Ancak namaz vakitlerini belirlemek için o zamanki Efendimizin tarifleri var. Ona göre işte tariflen güneşin hareketine göre namaz vakitleri belirleniyor. Kimi zaman namazın kaçtığını, kimi zaman çok erken namaza gelindiği görülüyor. Oturuyorlar, istişare ediyorlar mescitte. Diyorlar ki, acaba namaz vakitlerinin girdiğini belirtecek bir şey yapsak, ne yapsak? Birisi bir teklifte bulunuyor, çan çalalım diyor. Çan sesini duyanlar toplansın gelsin. E, Hristiyanlardan bildikleri için, duydukları için deniliyor ki, hayır o olmaz. O Hristiyanların ibadet şeklini gösteren o olmaz. Peki boru öttürsek? boruyu sesini duyanlar gelse o da olmaz diyorlar. O da Yahudilerin. Bir ateş yaksak bir yerde o da ateş belestlerin olmaz. Ne olacak diye içinden çıkamıyorlar. O arada Abdullah bin Zeyd radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir rüya gördüğünden bahsediyor. Ve rüyada da birisi gelip ona bazı kelimeler öğrettiğini anlatıyor Peygamber Efendimiz'e. Ve o kelimelerin ne olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söylüyor. Birisi geldi bana dedi ki şunları söyleseniz güzel olur. Nedir onlar? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya ala s-salâ, hayya ala s-salâ, hayya ala l-felâ, hayya ala l, ala l, ala l Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bunu söyledi ya Resulallah. Tamam diyor. Bu sözler bizim için namaz vakitini belirleyen sözler olmalı diyor Efendimiz. Hazreti Ömer de o arada topluma katılıyor. Bu sözleri işitince ayağa kalkıyor diyor ki ya Resulallah vallahi ben de diyor aynı bu sözleri rüyamda gördüm. Hazreti Ömer de söyleyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın muradı belli oldu. Hayır bundaymış demek giriyor. Ve kıyamete kadar minarelerden Allah'ın izniyle susmayacak. Sesleri hiçbir zaman bitmeyecek olan ezan o gün meşru oluyor. Hicretin birinci yılı. Peki kim yapacak bu daveti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bilal nerede diyor? Bilal. Bilal hemen davet ediliyor. Abdullah bin Zeyd'in Bilal'e gördüklerini, sözleri öğretmesini söylüyor. Ve Peygamber Efendimizin de tarifiyle Hazreti Bilal Allahu Ekber diyor o gün. Ve artık Hazar'da ve seferde. Nerede olursa olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mezini oluyor Bilal radıyallahu anh. Hazreti Bilal'in tek görevi bu, bu mu peki? Yok. Bakın birkaç tane görevinden bahsedebiliriz Hazreti Bilal'in. Hazreti Bilal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest suyunu hazırlama görevi var. Sütre görevi var. Sütre. Efendimiz dışarıda namaz kıldığı zaman, cuma namazları, bayram namazları veya hutta seferdeyken namaz kılacağı zaman önüne bir sütre dikiliyor. O işte bir asadır, bir sopadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o sütresini, o sopasını Hazreti Bilal taşıyor. Böyle bir görevi var. Savaşta özellikle geceleri Efendimizin korunması için nöbet Hazreti Bilal'in nöbetidir. Gündüzleri de Efendimizin göngelenmesi için görev yine Hazreti Bilal'e ait. Zaman zaman dışarıda yemek hazırlanacaksa Hazreti Bilal Peygamber Efendimizin yemeğini hazırlar. Yemek hazırlama görevi. Beytülmal işlerin mesela Hazreti Bilal görevlidir o işlerde. Yani işte gelen zekatların alınması, toplanması, muhafazası ondan sonra ödenmesi, dağıtılması Hazreti Bilal görevlidir. Mesela Bukhari ve Müslim'de geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bayram namazını kıldırdıktan sonra erkekler dağılınca kadınlar bölümüne geçiyor. Kadınlara da bir konuşma yapıyor. O konuşmadan sonra da sunları söylüyor. Diyor ki ben gördüm kadınlar cehennemi özellikle kadınlar dolduruyor. Onun için cehennemden kurtulmak için malınızı infak edin, sadaka verin diyor. İşte o sözlerden sonra ravi diyor ki sahabe efendilerimiz anlatıyorlar bunu. Diyorlar ki Hazreti Bilal hanımların arasında dolaşmaya başladı. Etekleri doldu diyor. Kimisi küpesini, kimisi kolyesini, kimisi yüzüğünü, bileziğini çıkartıp Hazreti Bilal'in eteğine bırakıyordu. Etekler doldu. Bu Beytül Mal'in toplanmasıyla görevlidir mesela Hazreti Bilal. Abdullah bin Cabir'le Cabir bin Abdullah'la Peygamber Efendimizin bir alışverişi olmuş. Bir deve satın alır Hazreti Cabir'den. Devenin parasının ödenmesi Hazreti Bilal'in görevidir. Bunun gibi yani görevleri var. Başka Hazreti Bilal, Hazreti Peygamber'in emriyle elçileri ağırlıyor. Seriye kumandanlarına sancakları Hazreti Bilal teslim ediyor. Resul-i Ekrem Efendimizin emirlerini Hazreti Bilal duyuruyor. Duyuru görevini o yapıyor halka. Kadın esirlerin muhafazası da Hazreti Bilal'e aittir. Bunlar birkaç tane Hazreti Bilal'in görevleri. Evet Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hiç ayrılmamış. Savaşlarda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bulunmuş. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Beyatur Ridvan'da, Mekke Fethi'nde, Mekke Fethi'nde de onu göreceğiz birazdan. Tebuk Savaşı'nda hepsinde Hazreti Bilal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birliktedir. Bedir Savaşı'nı Biraz şöyle yakın olarak göster görmemiz lazım. Bedir Savaşı biliyorsunuz, Yemul Furkan Mekke müşrikleriyle ilk karşılaşmadır. Mekke müşriklerin en ileri gelenleri de orada, o savaşta. Ebu Cehiller orada, Hutbe Şeybeler orada biliyorsunuz. Şimdi Bedir Savaşı ani gelişiyor malum olduğu üzere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in kervanını vurma planını Müslümanlara açıyor. 313 tane sahabe efendimizle birlikte sadece kervanı takibe çıkıyor. Ancak kervanı takibe çıktığı haberi kervanın başındaki Ebu Sufyan'a ulaşınca Ebu Sufyan kervanın yolunu değiştiriyor ve bir de Mekke'ye haber ulaştırıyor. Kervanınızı yağmalayacaklar Müslümanlar koşun kurtarın diye. O anda hemen alel acele işte Mekke'de bir ordu hazırlanıyor. Bin kişilik bir ordu hazırlanıyor. Ümeyye bin Halef'e bakıyoruz. Hazreti Bilal'in eskiden efendisi idi hani. Ümeyye bin Halef pek savaşa katılmak istemiyor. Maddi olarak yardımını yapıyor, katkısını yapıyor ama gitmek istemiyor. Ukbe bin Ebi Muayt Ümeyye'nin yanına geliyor. Diyor ki niye savaşa gitmek Gitme, Ben gelmeyeceğim diyor. Siz çıkın savaşa ne gerekiyorsa benim üzerime düşen görev neyse onu yaparım. Öyle deyince bir buhurdanlık, bir kokuluk, şimdiki anlamıyla söyleyeyim bir parfüm getiriyor. Ümeyye'nin önüne bırakıyor. Ukbe bin Ebi Muayt. Al diyor bundan da kendine sürünürsün. Kadınlar gibi evde oturursun diyor sen. Böyle söyleyince tabi gururuna dokunmuş oluyor Ümeyye'nin. Ümeyye artık durur mu? Zorla da olsa kalkıyor Bedir'e katılıyor. E, ee, takdiri ilahi birilerini bir yere getiriyor işte. Birilerini bir yere sevk ediyor işte takdiri ilahi. Ömeği istemeyerek de olsa Bedir Savaşı'na katılıyor. Bedir Savaşı'nda işler kötü gitmeye başlayınca bir plan yapıyor Ömeği. Abdurrahman bin Avf'ın yanına gidiyor. Ben senin esirinim teslim oldum diyor. Abdurrahman da onu bağlıyor esir olarak. Teslim alıyor. Hazreti Bilal Ümeyye'yi görür görmez. bilal Habeşi Ümeyye'yi görür görmez yüksek sesle bağırıyor. İşte Allah'ın düşmanı, işte Allah'ın düşmanı, işte Allah'ın düşmanı Ümeyye burada diyor. Vallahi bugün eğer o kurtulursa ben rahat etmem. kurtulmayacak bugün. Cezasını bulacak diyor. Ve Ümeyye bin Halef o türlü türlü işkenceleri Hazreti Bilal'in üzerinde deneyen adam. O yüksek paralarla Bilal'i satmayla övünen adam var ya. Onun ölümü o Bilal'in elinden oluyor işte. Bilal orada onu öldürüyor. İslam'ın düşmanına fırsat yok. Ebu Cehiller de Bedir'de ölenler arasında biliyorsunuz. Utbeler, şeybeler o gün yedi tane Mekke müşriklerinin babaları, ileri gelenleri Bedir'in toprağında yıkılıyorlar ve bir çukura gömülüyorlar. Hazreti Bilal Mekke fethinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte dedik. Bundan alakalı da bir şeyler anlatmamız lazım. Mekke fethediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeye girince Kabe-i Muazzama'ya yöneliyor. Kabe'nin içindeki ve damındaki putları temizlettikten sonra Hazreti Bilal'i arıyor. Bilal nerede? Nerede Bilal? Bilal çağrılıyor huzura. Hazreti Bilal'e emrediyor. Hemen diyor Kabe'nin damına tırman ve orada şöyle bir ezan oku bakalım. Bilal ve Kabe'nin damı. Bugün bizim için bir şey ifade etmeyebilir ama o gün Hazreti Bilal'i dinleyen o Mekkeliler için çok büyük bir yaradır bu. Neden mi? Çünkü sosyal statü dedik ya biraz önce. Hazreti Bilal neydi? Köleydi. Köle ikinci sınıf mı? Yok ya ikinci falan değil. Üçüncü de değil sınıf değil sınıfa girmiyor. İnsan değil yani. Bir müşriğin Atı, devesi değerlidir, kölesi değerli değildir o kadar. Atı kadar, devesi kadar, koyunu kadar köle değerli değildir. Şimdi böyle bir insan, müşrik aklıyla, müşrik gözlüğüyle baktığın zaman, böyle bir insan, müşriklerin de ileriden beri, öteden beri değerli saydıkları Kabe ve Kabe'nin damına çıkıyor. Bu onlar için ölüm, ölüm. Ol şeyi göreceklerine, tabloyu göreceklerine ondan önce ölseydiler daha iyiydi. Birçok müşrik böyle. İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Bilal'e değer verdiği değer aynı zamanda İslam'ın ve Müslümanların gösterdiği değer ve kıymet buradan anlaşılıyor. Kabe-i Muazzama'nın tepesinde bir ezan okuyor Bilal bütün dağlar taşlar, o ezana hasret kalmış zaten, onu bekliyorlar zaten. Hazreti İsmail'den beri o ses, o sada kesilmiş, onlar bekleniyor ve o sada yeniden Mekke-i Mükerreme canlanıyor. Sonra Kâbe-i Muazzama'nın anahtarlarını istiyor. Kâbe-i Muazzama'nın anahtarları geliyor, Kâbe-i Şerif'in içine girecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim girecek yanında? Nerede Bilal? Bilal giriyor Kabe-i zaman içine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte. Değer ve kıymet açısından. ilklerin ilklerin adamı olan Bilal işte. İşte bu Hazreti Bilal'e İslam'ın vermiş olduğu değer ve kıymettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Refik-i Ala'ya yükseldiği zaman, Dar-ı irtihal ettiği zaman, Hazreti Bilal de bütün Müslümanlarla birlikte üzülenlerden, belki de en çok üzülenlerden birisi. Babası mı dersiniz? Efendisi mi dersiniz? Her şey, peygamber onun için her şey aleyhissalatü vesselam. Onun için çok üzülüyor. Daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenleri toprağa verilmeden önce namaz vakti gelmiş. Kim özen okuyacak? Hazreti Bilal okuyacak. Hazreti Bilal elini kulağına atıyor. Her zamanki ezan okuduğu yere çıkıyor ve ezan okumaya başlıyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince boğazına bir şey düğümleniyor artık. Ses çıkmıyor, hıçkırık başlıyor. Ve o gün Mescid-i Nebevi o anda adeta hıçkırıklarla sarsılıyor. O gün Bilal'in Medine-i Münevvere'de okuduğu son ezandır. Ondan sonra ezan okuyamıyor. Hazreti Öbekir haydi ezan dediği zaman diyor ki ey Allah'ın Resulünün halifesi ben ezanı hep peygamberimize okudum aleyhissalatü vesselam. Çünkü ezan bittikten sonra gittim Efendimizin kapısına dedim ki ya Resulallah as namaz ya Resulallah dedim. Şimdi ben ezan okudum. Ezanı bitirdikten sonra ya Resulallah as nasıl diyeceğim? Kime söyleyeceğim bunu? Buna takatım yetmez dedi ve o gün için ezan okumayı bıraktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Öbekir'in yanına geliyor Hazreti Bilal. Diyor ki ben Resulullah'tan duydum. Buyurdu ki en faziletli amel Allah yolunda cihattır. Neymiş en faziletli amel? Allah yolunda cihattır. Ben bu faziletli amelden geri kalmak istemem. Onun için müsaade et. Ben İslam ordularıyla birlikte cihada çıkmak istiyorum. Hazreti Öbbekir diyor ki olmaz. Senden ayrılamam, sen de benden ayrılmaman lazım. Sonra sen gittikten sonra kim yapacak bu görevi vazifeyi? Beni bırakma diyor. Hazreti Bilal'in Hazreti Öbbekir'e söylediği söz şu. Diyor ki beni eğer kendin için azat ettiysen tamam haklısın. İstediğin gibi beni değerlendirebilirsin. Kal dersen kalmak zorundayım. Git dersen gitmek zorundayım. Ama yok beni Allah rızası için azad ettiysen Kendin için değil Allah rızası için azad ettiysen kendisi için azad ettiğinin yolunda beni bırak. Ben gideyim. Hazreti Öbekir diyor ki vallahi seni başka şey için değil Allah rızası için azad ettim. Elim ayağımı bağladın sen benim. Onun üzerine Hazreti Bilal Şam, Suriye, Kudüs taraflarındaki fetihlere katılmak üzere İslam ordusuna katılıyor. Hazreti Ebubekir vefat ediyor. Hazreti Ömer hilafete geçiyor. Hazreti Ömer'in hilafetinde Kudüs fethediliyor biliyorsunuz. Kudüs Kudüs'ün e, şehrin anahtarlarını ancak halifeye teslim ederiz diyorlar. Ve Hazreti Ömer Kudüs'e kadar geliyor. Orada Bilal'le tekrar görüşüyorlar, tekrar sarmaş dolaş oluyorlar, güzelce hasret gideriyorlar. Onun üzerine hem Hazreti Ömer'in ısrarları hem de etrafındakilerin de ricalarıyla birlikte Hazreti Bilal bir daha ezan okuyacak. Kudüs'te ezan okuyacak bir daha. Elini kulağına atıyor, bir daha ezan okumak için yelteniyor ama yine Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tan ileri gidemiyor. Tekrar sahabe efendilerimiz, hepsi sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın günüymüş gibi. O günler Allah Resulü'nün günüymüş. Sanki birazdan bulunduğu mübarek hücresinden çıkıp mescide gelecek, Müslümanların önüne geçecek ve yeniden imam olup namaz kıldıracakmış gibi bir hisse kapılıyorlar. Hepsi hüngür hüngür ağlıyor. Hazreti Bilal ondan sonra, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olmak için cihada devam ediyor. Ve 60 yaşlarındayken Hicri 17 tarihler gösterirken Şam'da hastalanıyor. Hasta yatağında artık etrafında insanlar var, yakınları var. Hemen başucunda da hanımı var. Ağlıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar. Hanımı yüksek sesle bir yandan ağlarak bir yandan eyvah başıma gelenler diye haykırıyor. Bir ara Hazreti Bilal gözlerini açıyor, hanımına bakıyor diyor ki öyle deme. Eyvah başıma gelenler deme. Ne mutlu, ne mutlu diye sevin diyor. Zira ben seviniyorum çünkü yarın diyor sevdiğime kavuşacağım. <laughs> Muhammed'e ve ashabına kavuşacağım sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ben seviniyorum. Sen de diyor üzülmeyi bırak, sevin. Bugün sevinç günü. Sevinç günü bugün. Evet, aşıkın maşukuna kavuşma anıdır ölüm. Onun için Şebi Aruz diyorlar değil mi Mevlana'nın vefat gecesini? O da öyle demiş. Ha, maşuka gidiyorum, ona kavuşuyorum. Allah dostları böyle. Bu dünyada yaşamanın sadece bir imtihan hatta bir yük olduğunu kabul etmiştir. Ölüm onlar için vuslatın kapısıdır. O kapıdan içeriye girince vuslata ulaşmış olursun. İşte Hazreti Bilal de gaden nelkal ahibbe Muhammeden ve sahbe diyor. Yarın sevdiğime kavuşacağım. Muhammed'e ve onun ashabına kavuşacağım. Radıyallahu anh. 60 yaşlarında Hicri 17'yi gösterirken tarihler Hazreti Bilal Şam'da vefat ediyor ve Şam'da da metfun bulunuyor. Şu anda kendisinin e, mezarı Şam'da halen ziyaret ediliyor. Şam'a gidenler ziyaret ediyorlar yani. Şimdi Hazreti Bilal e, bir defa evlendiği kaynaklara yansıyor. O evlilikte mesela Zeyd bin Eslem'den aktarılan bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'i Ebu Bükeyr'in Kızıyla evlendirdi diyor. Hanımının adı kimi kaynaklarda Hint diye geçiyor. Hint el-Havlaniye. Kimi kaynaklarda da onun adı Duba'a binti Avf diye geçiyor. Artık bir tane hanım oldu söyleniyor. Çocukları ise geriye onun neslinden kimsenin kalmadığı Bizim kaynaklarımıza geçmiş Evet peki aşere i mübeşşere dedik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mübarek dilinden Cennet müjdesi alan sahabe efendilerimiz dedik Peki Bilal cennet müjdesi alan sahabiler efendilerimiz arasında mıdır? Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birkaç defa Bilal'i cennetle müjdelemiştir Meşhur rivayet Birazdan metnini de okuruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah namazından sonra Bilal'e demiş ki Bilal sen ne yaptın ki demiş. Ben dün gece cennette senin ayak seslerini işittim. Senin ayak seslerini işittim cennette. Hangi amel yaptın Bunda, bunu bir söyle bakalım deyince Hazreti Bilal demiş ki ya Resulallah. inan ki böyle cennete beni sokacak bir amel yaptığımda yok. Normal her Müslümanın yaptığı gibi devam ediyor hayatım. Ancak hayatımda bir şey var demiş. Ben onu özellikle devamlı dikkat ederim, yaparım. Abdestimi bozduğum zaman hemen abdest alırım. Abdestsiz dolaşmam. Bir de her abdest aldığımda mutlaka o abdestin arkasından Allah'ın takdir ettiği kadar namaz kılalım. Kimi rivayetlerde iki rekat namaz kılarım. Kimi rivayetlerde de Allah'ın takdir ettiği kadar namaz kılarım. Yani abdest ve abdestin arkasından kılınacak namaz. Hani kimi kaynaklarımızda, fıkıh kaynaklarımızda abdest şükür namazı diye geçiyor bu. Yani abdest aldıktan sonra abdesti kullanma. Bir namazla kullanma şeklinde. Öyle deyince Efendimiz heh, işte budur diyor seni cennete sokan ve cennette ayak seslerini bana duyuran budur diyor. Cennette müşterilenen sahabiler arasında. Herkes tarafından tanınıyor mu? Vallahi tanınıyor. Bilal deyince hemen herkesin yüzünde bir gülümseme oluşur mutlaka. Bilal deyince bir gülümseme oluşur. Yani bir tatlılık vardır. Bizler o Mustafa Akkad'ın filmini seyrettikten sonra, Risale filmini, İslam'ın doğuşu filmini seyrettikten sonra ki 30 sene önce falan seyrettik belki daha da fazlası var ilk işte Türkiye'ye geldiğinde. Ondan sonra artık her zenciyi Bilal diye seviyoruz. Çünkü duyduk ya Bilal'in zenci de olduğunu, teninin e, siyah da olduğunu duyduk. Her zenciyi hatta kimin zaman kaptırıyoruz yani adamın dini imanı da yok ama... Her zenciye baktığımız zaman böyle Bilal diye seviyoruz. Bizim gönlümüzde Bilal'e karşı olan bir sevgidir bu radıyallahu anh. Bakın e, Kamboçya'da ve Endonezya'da değerli arkadaşlar bazı bölgelerde müezzinlere Bilal denirmiş. Müezzin değil. Yani bu caminin imamı var, müezzini var deriz ya. Bu caminin bir imam var bir de Bilal'i var derlermiş mesela. Bilal denirmiş mezin değil. Bazı şeylerde öyle. Bazı bölgelerde. Amerika'da bazı zenci gruplar kendilerini Bilaller diye bir isim takmışlar. ve Bilaller diye tanıtıyorlarmış. Hatta bir de şey de gazete de çıkartıyorlarmış. Bilaller diye bir gazete de çıkartıyorlarmış. Yani siz bir köle işte diyorsunuz değil mi? Yani insanın hiç değer vermediği bir köle ama Allahu Azimuşşan bir insana değer vermişse o insanın değeri bakın 15 asır geçmiş, 1500 yıl geçmiş. Bundan sonra dünyanın ömrü ne kadardır bilemeyiz ama ne kadar geçerse geçsin. Bilal Müslümanların gönlündeki o sevgi dolu yerini hiç terk etmeyecektir, hiç kaybetmeyecektir. Bu derslerde Hazreti Bilal'in tanıtımına bir faaliyettir inşallah bir destektir. Şimdi Hazreti Bilal radıyallahu anh Hazreti Peygamber Efendimiz'den 44 hadis rivayet etmiştir. Bizim kaynaklarımızda bu kadar bir hadise rastlanıyor. Bu hadislerden birkaç tanesini paylaşalım. Başlığımız neydi? Rahatlat bizi ey Bilal'di değil mi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam müsnedde geçen rivayette diyor ki Ya Bilal erihna bis salah. Ey Bilal namazla bizi rahatlat. Şöyle bir ezan oku da namaza durmak için bir rahatlayalım, bir huzur bulalım. Namaz huzur bulunan, ezan da o huzura götüren bir çağrıdır da onun için. Hakikaten bizim kültürümüzde de vardır bu. Yani Türkiye'de yaşayanların kültüründe de vardır bu. Zorlu anlarda ezan okunarak o zorluklar aşılma durumu vardır. Mesela Çanakkale'de falan rastlamışsınızdır siz hatıralarda ben rastladım. Çanakkale'de zorlu mücadeleler başlamadan önce yani çok zor bir savaş durumu çarpışma başlamadan önce komutan mutlaka ezan okuturmuş. Yüksek sesle bir ezan okutun, okunur. Askerler o ezanla bir rahatlarlarmış. Öyle savaşa başlanmış. Mesela can çekişen, bir türlü ruhunu teslim edemeyen insanların yanında ezan okunur. Biraz daha rahatlatır düşüncesiyle. Yine kavganın, gürültünün ayyuka çıktığı bir yerde taraftarları sakinleştirmek için ezan okunur. Böyle bir kültürümüze girmiştir ezan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da rahatlat bizi ey Bilal namazla diye ezan okumasını emrederdi. Biraz önce Hazreti Bilal'in ayak seslerini anlattığımız rivayet yine Müsned'de geçiyor. Kale Nebiyullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bil Bilalin inda salati'l fecri. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam sabah namazında Hazreti Bilal'e şöyle buyurdu. Ya Bilal Habbirni bi arja amelin amel amiltehu menfaaten fil İslam. Müslüman olduktan sonra böyle yaptığın en değerli, en kıymetli amelin nedir? Onu bana söyle. Fe inni kad semi'tu leylete haşfe na'leyke beyne yedeyye fil cenne. Çünkü ben bu gece hep önümde nereye gittiysem önümde senin ayak tıkırtılarını işittim ayak seslerini kendisini görmemiş ayak tıkırtılarını işitmiş. Sormuş bu kimin ayak tıkırtısıdır? Hazreti Bilal'in. Peki nasıl oldu bu? Hangi ameli yapıyorsun? Deyince Kale Bilal diyor ki radıyallahu anh Ma amiltu ya Resulallah fil islami amelen erca indi menfaaten min enni lem etetahhar tuhuran tamman kattu fi saatin min neylin ev neharin illa sallaytu bi zalika tuhuri li rabbi ma kutibe li an usalliye. Ben diyor en değer verdiğim amellerimden, faaliyetlerimden birisi gece olsun gündüz olsun hangi vakitte abdest almışsam, tertemiz bir abdest almışsam o abdestin arkasından Allah'ın takdir ettiği kadar mutlaka namaz kılarım diyor. O namaz. Buna çok değer veririm, kıymet veririm diyor. Onun üzerine bu rivayette yok ama başka rivayetten görüyoruz. Efendimiz he işte odur buyuruyor. Abdestin önemi ve abdestten sonra da ikişer rekat kılınacak namazın önemi. Bu rivayetle sabit oluyor. Biz abdestsiz dolaşmayacak insanlarız. Çünkü abdest bizim için müminin silahı diye belirtilmiş. Bizim silahımız. Kime karşı silah? En büyük düşmanımız ve açıktan bize düşmanlık yapan şeytana karşı silahımız abdesttir. Hakikaten abdestli atılan adım, abdestli yapılan iş, abdestli verilen karar, abdestli yazılan yazı, makale, çalışma çok bereketli oluyor. Çok farklı oluyor onun bereketi. Biz abdesti lazım olduğu zaman kullanıyoruz sadece. Yani namaz kılacaksak abdest, Kur'an'a elimizi tutacaksak abdest alıyoruz. Onun dışında pek abdesti dolaşmıyoruz. Ama abdest bizim için bir silah. Zaten biz Müslümanlar olarak namaza muhatap, Kur'an'a muhatap insanlar olarak zaten abdestle iç içe olmamız gerekir. İşte abdeste değer verirsek ve hep abdesti dolaşmaya gayret edersek o zaman hayatımızın bereketi kat kat artacaktır inşallah. Şimdi cennet, Hazreti Bilal'in cennet müjdelerinden birisi farklı bir şekilde. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Leylete üsriye biyen nebiyyi sallallahu aleyhi bin nebiyyille leylete üsriye bi nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve selleme dehalel cenne. Efendimiz aleyhissalatu vesselam İsra gecesi cennete girdi. Fesemi'a min canibiha vecsen. Cennetin bir köşesinde bir ses işitti. Kale buyurdu ki ya Cibril ma hâza? Cebrail'e soruyor. Bu nedir? Bu ses nedir? Kimin sesidir? Kale Cebrail Haza Bilalul Muazzin. Bu müezzin Bilal'in sesidir. Bu müezzin İslam'ın müezzini Bilal'in sesidir dedi. Fakalenebiyullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hinea jaa ila'n nas. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Miraç'tan dönüp insanların arasına girince şöyle buyurdu. Kad eflaha Bilalun. Bilal kurtulmuştur. Bilal kurtulmuştur. Niçin? Ra'aytu lehu keza ve keza. Çünkü onu şöyle şöyle gördüm dedi ve anlattı. İşte onu bir keşede sesini gördüm, duydum, söyledim, gördüm diye anlatmıştır. Ve kad efleha bilalun bilal kurtulmuştur. İşte bu da Efendimizin bir başka müjdesi. بيرباشكا رواية هازيتي بلال أنه حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الغدا هازيتي بلال في غمره فان مزين ينضج اليور صباح اذاننا أوكومك فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أفضحه الصبح وأصبح جدا derken Efendimizin yanına geliyor. Hazreti Ayşe annemiz de bir şeyler soruyor Bilal'e. Bu konuşma uzuyor. Uzayınca da namaz vakti gecikiyor. Namaz vakti gecikiyor. Cidden de gecikiyor. Yani ortalık epey bir aydınlanıyor. Kale fakame bilalun fe azenehu bis salah. İş bittikten sonra, konuşma bittikten sonra Bilal kalkıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz için sesleniyor ona. Ya Resulallah es -salâ. diye sesleniyor. Ve tâbe'a beyne ezzânihi felem yehruc Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ezanı okunduktan sonra da Efendimiz'i bekliyor ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çıkmıyor. Hücresinden çıkmıyor. Feremmâ kharaca fasallâ bin nâsi akhbarahu enne âişete şagalethu bi emrin se'elethu anhu hatta asbaha cidden. Nihayetinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam çıkıyor ve namazı kıldırıyor. Namaz bittikten sonra Hazreti Bilal Peygamber Efendimiz'e niçin geç kaldığını söylüyor. Hazreti Ayşe anamız diyor bir şeyler oldu onun için geç kaldım biraz ezan okumakta ya Resulallah diye söylüyor. ثُمَّ اِنَّهُ اَبْطَعَ aleyhi بِالْخُرُجُ Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselamın geç kaldığını ona anlatınca siz niye geç kaldınız diye anlatınca fakale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inni raka'tu rak'ateyil fecri sabahın iki rekat sünnetini kıldım onun için geç kaldım. Hemen senin çağırmak, çağırmanla çıkmamışımın sebebi sabahın iki rekat sünnetini kıldım öyle çıktım. Efendimizin adeti ezan okununca kalkar iki rekat sünneti odasında hücresinde kılar ondan sonra Mescid-i geçer Hazreti Bilal de kapıdadır gözü. Efendimizin çıktığını görür görmez kâhmet getirir ve namaza dururlar. Adeti bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kale Hazreti Bilal diyor ki ya Resulallah inneke kad asbahte cidden. Tamam sabah namazının sünnetini kıldınız ama çok gecikmiştik. Sanki şunu söylemeye çalışıyor. Yani sabah namazının sünnetini kılacak kadar vakit de kalmadı. Çok gecikmiştik. Hemen çıkıp keşke bize kıldırsaydın der gibi. Bakın sabah namazının iki rekat sünnetinin değeri ve kıymeti. Kale Efendimiz buyuruyor ki لَوْ أَصْبَحْتُ اَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ فَرَكَعْتُهُمَا ve وَأَجْمَلْتُهُمَا Bundan daha da geç kalsaydık, bu kadar geç kaldık, daha da geç kalsaydık yine de ben o iki rekat sabah namazının sünnetini kılardım. Hem de güzel bir şekilde kılardım. Hem de tadili erkanına riayet edecek şekilde kılar öyle çıkardım diyor. Şimdi bu ve bunun gibi rivayetlerden bizim mezhep imamlarımızın aldığı delil görüşler şunlar. Sabah namazının sünneti diğer sünnetlerden çok daha kuvvetlidir. Onun için bir insan mescide geldi, camiye geldi, namaza durulmuş, farza durulmuş. Diğer vakitlerden hangi vakit olursa olsun, o kişinin yapacağı iş şu. Hemen cemaate uymak. Hatta bir insan sünnete baş <laughs> sünnete başlamış bile olsa, kâmet getirildiği zaman bozacak uyacak imama. Bu kadar önemli. ama sabah namazının sünnetine gelince bir kişi geldi namaza durulmuş eğer sabah namazının sünnetini şurada kısa kısa <laughs> okuyuşlarla kıldığım takdirde yine farz bitmeden imama yetişirsem burada kılmalıyım sabah namazının sünnetini terk etmemeliyim görüş bu çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha da geçikmiş olsaydık yine ben onu kılardım hem de düzgün bir şekilde kılardım buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın bir sünnetinden bahsedeceğiz. Ya Resulullah'ın sünneti Hazreti Bilal'in de mi sünneti var? Sünnet demek adet demek, yaptığı iş demek, gittiği yol demek, açtığı çığır demek ya. Onunla alakalı e, kullanıyoruz bu terimi burada. Hazreti Bilal radıyallahu anh sabah ezanını okurken hayyalel felahtan sonra kendi iradesiyle assalatu hayrun minen nevm demiş. Neydi manası o? Namaz uykudan hayırlıdır. Yani ey uyuyanlar kalkın daha hayırlı bir iş şimdi namaz. Namaz. Bunu söyleyi vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu duyu vermiş ve çok da hoşuna gitmiş. Bunu da takdir etmiş. Bakın ee, Hazreti Hz. Bilal'in bizzat dilinden dinleyelim. Kale Hz. Bilal diyor ki Emerani rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme en la uthevvibe fi şeyin minas salati illa fi salatil fecri. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hoşuna gidince bu söz demiş ki ey Bilal bundan sonra sabah ezanlarına bunu da kat. Bunu da oku. Diğer ezanlarda değil ama sadece sabah ezanlarında bunu da kat ve oku demiş. Şimdi duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Sabah ezanlarında As-salatu hayrun minen nevm İşte bu Hazreti Bilal'in sünneti. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tarafından da bu onay gördüğü için yapılmaya devam ediyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza ezzente fe la tüthevvib Diğer vakitlerde ezan okuduğun zaman Es-salatu hayrun minen deme veya başka bir tercüme ile kamette bunu kullanma ama ezanda bunu kullanıyor. diyor. Şimdi bir geç kalışı daha var Hazreti Bilal'in. Şimdi biz geç kalsak çok dikkat çekmeyiz. Biz cemaatiz. Hatta gelmesek de arada sırada pek dikkat çekmeyiz. Ama müezzin ya da imam geç kalırsa hemen dikkat çeker değil mi? Hazreti Bilal bir geç kalışı daha var sabah namazına onunla alakalı rivayeti yine kendi dilinden dinleyelim. Enes bin Malik anlatıyor. En nebilen batt'a an Salatı subhi. Bir gün Hazreti Bilal sabah namazına biraz geç geldi. Fakale lehu Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sordu. Ma habesek? Niçin geç kaldın? Fakale Bilal anlatmaya başladı. Marartu bi Fatimete ve hiye tathanu ve sahibi yebki Geçerken Fatıma'nın yanından geçerken baktım ki tahıl öğütüyor. Un yapıyor. Çocuk da bir kenarda ağlıyor. O iş yapıyor, çocuk da ağlıyor. Fakultu leha dedim ki Fatıma'ya. İnşiti kefeytuki raha ve kefeytini sabiye. Ve inşiti kefeytuki sabiye ve kefeytini raha. İstersen çocuğa bakayım sen işine devam et ağlıyor çocuk. İstersen çocuğa bak ben senin işini yapayım dedim. Yardımcı oldum Hazreti Fatıma'ya. Fakalet dedi ki Hazreti Fatıma ene arfaku bibni bibni minke fezake Ben çocuğuma senden daha iyi bakarım dedi. Onun için o çocuğuna baktı. Ben de onun işini yaptım. İş bitene kadar da biraz geç kaldım. Onun için geç kaldım deyince Kale Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir dua ediyor. فَرَحِمْتَهَا رَحِمَكَ rahimakallah. sen benim kızıma nasıl merhamet ettiysen, yardımcı olduysan Allah da sana merhamet etsin diye bir de duasını alıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Geç kalması bundan. Yatağında uykuya kalmamış yani. Geç kalması bundan. Hz. Bilal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Kabe-i Muazzama'da bulundu. Kabe'nin içine girdi Mekke'nin fethi günü. Onunla alakalı rivayet. İbni Ebi Müleyke anlatıyor. Enne muaviyete hacca. Muaviye bin Ebu Sufyan hacca geldi. Fe arsele ila şeybete bin Uthmane en iftetaha babel Ka'be bir kişiyi gönderdi. Dedi ki gidin Osman Şeybe bin Osman'a anahtarı alın Kabe'yi açın dedi. Kabe'nin içine girecek. Fakale arkasından da dedi ki Aleyye bi Abdillah ibni Ömer Abdullah bin Ömer'i de bulun getirin bana çağırın. Kale fecae ibni Ömer Abdullah ibni Ömer de geliyor. Fakale lehu Muaviye. Muaviye diyor ki radıyallahu an hel belagake An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla fil Kabe. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kabe-i Muazzama'nın içinde namaz kıldığı konusunda bir bilgi sana ulaştı mı? Allah Resulü Kabe'nin içinde namaz kıldı mı? Şimdi bu hakikaten bir problem değil mi? Kabe'nin etrafında namaz kılmak hep görüldü. Ona yöneliyorsun. Dört bir tarafından hangi tarafına yönelirsen kıbledir ve kılıyorsun. Ama Kabe'nin içine girince kılınır mı acaba Kabe'nin içinde? Kılınırsa ne tarafa yönelilmesi lazım? Bu bir problemdir. Onun için bilen birisine sormak lazım. Abdullah İbni Ömer'e sorulmasının da bir sebebi var ama. Sebebi şu, Abdullah İbni Ömer Mekke'nin fethinde bulunan sahabe efendilerimizden birisi veda haccında da bulunan sahabe efendilerimizden birisi. Allah Resulü'nün Kabe-i Muazzama'nın içine girip namaz kıldığını duyunca hemen koşuyor oraya geliyor. Niçin? Çünkü Abdullah bin Ömer'in bir özelliği Efendimizin sünnetine son derece bağlı olması. Allah Resulü nereye adımını atmışsa, ayağını mübarek ayağını nereden kaldırmışsa oraya ayağını koyacak kadar sünnete bağlı birisi. Abdullah bin Ömer bugünkü Müslümanlara bize çok şey öğretiyor bu manada. Çok iyi okumamız lazım Abdullah bin Ömeri. Bu anlamda yani. Aa sünnet mi o? Sünnetmiş canım. Farz değil ya diyen biz Müslümanlar, bu noktaya gelen Müslümanlara Abdullah bin Ömer çok şey anlatır. Onu ayrıca bir araştırmak lazım, okumak lazım. Bu gözle sünnete bağlılık gözüyle Abdullah bin Ömer'i okumak lazım. Abdullah bin Ömer bizzat Efendimizin Kabe-i Muazzam'a girdiği haberini alınca koşuyor geliyor. Allah Resulü Kabe'den çıkmış Bilal var. Hazreti Bilal'i hemen orada görüyor ve ona soruyor. Al, Efendimiz Kabe'ye girdi mi? Girdi. Ne yaptı Kabe'de? İki rekat namaz. Nerede namaz kıldı? Yerini de gösteriyor Hazreti Bilal. Orada durup iki rekat namaz kılıyor. Böyle bir şey başından geçtiği için... Hazreti Muaviye de onu çağırıyor ve ona soruyor. Fekale Abdullah İbni Ömer diyor ki naam evet. Dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Kabe'te fe ta'akhkhara khurucuhu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Kabe-i Muazzama'ya girdi. Biraz da gecikti. Çıkması biraz da gecikti. Fa vacettu şey'en fe zahabtu. Derken bir işim vardı. Onun için ben ayrıldım oradan. Summa ji'tu sari'an. Sonra tekrar hızlı bir şekilde oraya döndüm bekliyorlar. Hani kimse içeriye alınmıyor. Efendimiz var. İçeride Hazreti Bilal var için içeride. Bir de Kabe'nin anahtarlarını görevli bulunan şahıs var. Fevecettu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haricen. Döndüğümde baktım ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam çıkmış. Hemen feseeltu Bilal ibn Rabahin gittim Bilal bin Rabaha sordum. <laughs> Hel salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fil Kabe. Efendimiz Kabe'nin içine girdi. Kapı kapandı. Onun için görmedik ne yaptığını. İçeride namaz kıldı mı? Kale Bilal bin Rabah dedi ki Naam rak'a raka'tini, beyne sariyeteyin. İki rekat namaz kıldı. Şu iki direğin arasında kıldı o namazı da. Dedi gösterdi bana diyor. Onun için ben biliyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi muazzamanın içinde namaz kılmıştır. Şahiti kim? Hazreti Bilal. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Bilal bin Rabah Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında, hizmetinde, etrafında bulunduğunu söyledik, değil mi? Onunla alakalı bir rivayet. Efendimizle çok yakın olması sebebiyle. أن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف يسأله بلالاً عبد الرحمن بن أوف Hazreti Bilal'e soruyor. Keyfe mesahannabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem alal khufein? <laughs> Efendimiz ayağına giydiği meslerinin üzerine nasıl meshet etti? Kale Bilal anlatıyor. Tebarraze. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ihtiyacı için uzaklaştığı kazayı haceti için. Sümme daa bi mitharatin ey idavetin. Ondan sonra da beni çağırdı bir şeyle, bir kap suyla. Fagasela vechehu. Hazreti Bilal su döküyor muhtemelen. Fagasela vechehu ve yedeyhi. Efendimiz yüzünü yıkadı, iki kollarını yıkadı. Sümme mesaha ala huffeyhi ve ala himaril imame. Sonra da ayağını mest etti ama ayağında ne var? Mest var. Mest üzerine mest etti. Bir de başına mest etti diyor Hazreti Bilal radıyallahu anh. Ayağına mest etti ama nasıl? Mest var. Ayağında mest var. Çıplak ayağı değil de mestin üzerine mest etti diyor. İşte Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geçen bu rivayette. Hazreti Bilal'e soruyor Abdurrahman bin Avf sebep. Çünkü Abdurrahman bin Avf biliyor ki Hazreti Bilal onun suyunu taşıdığı, abdest suyunu taşıdı, onun yanında bulundu. Onun için birinci elden, birinci ağızdan öğrenmesi için. Şimdi dedik ki Hazreti Bilal Şam'a geldi ve Şam'da vefat etti. Vefat etmeden önce mescidi Şam'ın mescidinde Amr bin Mirdas onu görmüş, onu anlatıyor. Ama daha önce tanımıyor. Amr bin Bindas diyor ki eteytü şame etiyeten bir defasında yine Şam'a gittiğimde faida izâ raculun galîdus şefeteyni ev kâle zâgmus şefeteyni vel enfi derken orada bir adam gördüm diyor. Dudakları kalın bir adam gördüm. Burnu da biraz büyük birisi gördüm. Bir de tarifini yapıyor bize hani. İz beyne yedeyhi silahun önünde de kılıç bulunuyor kılıç önünde. Fese eluhu soruyorlar hani peygamber efendimizin bir sahabisini bulmuş tabi'in sorular soruyor efendimizden alakalı soruyor bir şeyler soruyor sorular soruyorlar. Ve huve yakulu şöyle dedi Hazreti Bilal ya eyyuhennas ey insanlar huzu min hades silah bu silahı alın Silahı alın, silahı bulundurun. Vaslihuhu ve onu güzel kullanın. Azze ve fi sebilillahi hadd azza ve cel Allah yolunda onunla cihad edin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasından diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu ve Efendimizin hadisini aktarıyor. Kultu Amr bir mirdas böyle konuşan adamı görmüş, bunu da tanımıyor. Etrafında da insanlar var, ona teveccüh etmişler. Diyor ki ben sordum, men hâdâ, kim dedim bu adam? Etrafında insanlar, halkı olmuşlar, konuşuyorlar. Kalu dediler ki Bilal, Hazreti Bilal'dir. Şam'da görülen Hazreti Bilal radıyallahu anh. Rabbim onun gibi bir hizmet bizlere de nasip eylesin. Onun yolunda olmayı bizlere de lütfeylesin. Onu çocuklarımıza yeni nesile anlatmayı bizlere de lütfeylesin. Ve cennette Hazreti Bilal'le birlikte olabilme imkanını bizlere de ikram eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hmm. Makam vardı. Makam çünkü insanla birlikte vardır. Ama şimdi ben burada bir ezan okurum, bir Kur'an okurum. Hangi makam yaptığımı bilmeyebilirim. Çünkü onun eğitimini almamışımdır. Ama sizin yaptığınız şey makamdır aslında. Hangi şekilde okursanız okuyun. Makam vardı Hazreti Bilal'de. Yok hayır düz okumuyordu. Hazreti Bilal de güzel bir şekilde okuyordu. Ezanla alakalı bir rivayet bilmiyorum ama bizzat Kur'an'la alakalı Efendimizin şu rivayetini biliyorum. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştirin. Seslerinizle güzelleştirin hadisini biliyorum ben. Ezan da böyle okunabilir. Şimdi gelelim ikinci soruya. Günümüzde teganni ile okunan ezanlar hayır. Teganni ile okunan ezanları kabul etmek mümkün değil. Teganni dediğimiz neyi onu da söylememiz gerekiyor. Teganni demek böyle sesi dalgalandırmak demek. Dalgalandırdıkça dalgalandırmak demektir. Teganni budur yani. Bu şekilde ezan okumak bu şekilde Kur'an okumak Kur'an okuma konusunda efendimizin şeyi var. Kesin yasağı var teganni bile. Ezan da ona dahildir Allahu alem. Ama güzel bir ses, güzel bir makam, güzel bir uslup kesinlikle ezanda takdire şayandır. Yapılması da gerekir. Keşke güzel ezan okuyabilen insanlar okusa hep. Ezana müsait olmayan, sesi müsait olmayan okumasa. Çünkü bu güzel ezanın insanın gönlüne bıraktığı bir his var. Biliyor musunuz? işte o cumhuriyetin ilk dönemlerinde falan şeyler gidip geliyorlar işte. Avrupalı gidip geliyor buraya falan. O zamanlarda kimi Avrupalı turistler falan ezanlardan etkilenmiş, İslam'ı araştırmış, Müslüman olmuş insanlar var. herkesin bireysel getirmesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğümüz sözlerdir bu. Her namazdan sonra üç defa estağfurullah dermiş Efendimiz. Ondan sonra Allahümme ente selamu minke selam, min selam tebarek deyadel celalü vel ikram dermiş. 33 defa subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber. Arkasından la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Bunların hepsi sünnette yeri olan şeylerdir. Ama bunu kim söyleyecek? Birisi söyleyip bütün cemaat dinleyecek değil. Hepsi herkesin söylemesi gerekiyor. İşin aslı bu, işin doğrusu bu. Ama biz bunu müezzine havale etmişiz maalesef. Kendimiz söylemiyoruz. Bu söylediğimden şöyle bir sonuçta çıkmasın. O zaman mezinlikleri kaldıralım. Bakın ben buna da karşıyım. Ben mezinlik yapmak e, bid'attır. Mezinlikleri kaldıralım. Karşıyım buna. Bunun için de bir gerekçem var benim. Gerekçem de şu. Bugün mezinlik kaldırılsa kimse tesbih kimse demeyelim de çoğunluk diyelim. Çoğunluk tesbih mesbih çekmeden dua etmeden çıkar gider. Şu anda bile şu anda bile mezinlik olduğu halde tesbih çekmeden çıkanlar var mı var. Onların bir kısmının acil işi olduğunu kabul edelim ama bir kısmı da bunu alışkanlık haline getirmiş. Bari orada bunlara vesile oluyor hani mezinlik. Ama siz bilin en azından etrafınızdakilere de söyleyin o estağfurullah, estağfurullah, Allahümme ente selamu selam, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, zikirleri, tesbihatı bizzat hepimizin yapması gereken tesbihattır. Bunu da bilin yani. Buyur. Ya, eğer bir cemaat olacaksa orada o cemaatin de bir ezan okunması gerekiyor. Tabi onun için birisi okusa birisi okuması olmaz. Ama şöyle yapılabilir. Bunun örnekleri var. Üsküdar'da mesela hemen karşı karşıya iki cam var. Mihrimah'la val. Orada da mı yapılıyor bilmiyorum. Ha, orada da yapılıyor demek ki. Yani birbirlerini bekliyorlar. Birisi Allah-u Ekber, allah Ekber diyor. Öbürsünü bekliyor. Seslerin karışmaması için. O da ayrı bir ahenk oluyor. Bir güzellik oluyor. Olabilir ama bir cemaat olacaksa orada esen okunacak. Sünnettir.